Müslümanların manevi dünyasında naslarla oluşan, yani Kur'an ve sünnetle oluşan gelenek uygulamaları önemli bir yer tutar. Bu bağlamda Mevlid Kandili kutlamaları, Kandil kutlamaları, yine bunun yanında hatimler bu gelenek uygulamalarından birisidir. Hazreti Peygamberimiz müthiş bir tepki gösteriyor. Dünyadan nefret etmenin fazileti olduğunu görüyoruz. Dünya ile ahiret arasında nasıl hareket edelim ya Resulallah? Erzurum'da asırlar boyunca uygulanan bir geleneğimiz söz konusu. Özellikle binbir hatimlerle birlikte uygulanan bir gelenektir. Bu da akşam ezanı haricinde diğer vakit namazları için okunan ezan-ı Muhammediye'den sonra salavat getirilmesi meselesidir. Sağımızda Kur'an, göğsümüzde iman, fikrimizde tatbiyatlar. Buyurun dilimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulüh. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Salavat da özellikle Erzurum'da uygulanan ezanlardan sonra ezanın peşi sıra hemen uygulanan salavatlarda bu manevi dünyasını Müslümanın manevi dünyasını geliştiren gelenek uygulamalarından biridir. Aslında baktığımız zaman bu tür geleneklerin temelinde nasların olduğunu görmekteyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde şunu görüyoruz ki Peygamber Efendimiz kendisine her daim salavat getirilmesini istemektedir. Eşhedü enne Muhammeden salavat nedir ondan bahsetmek gerekirse, salavat bir dua mahiyetindedir. Hazreti Muhammed, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme methiye anlamında ve ondan şefaat dileme manasındadır. Dolayısıyla bu uygulamanın, yani Erzurum'daki bu uygulamanın tarihi bir geçmişi söz konusudur. Hayya alassalâh. Hristiyan alemiyle Yahudi alemi dünyaya
Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Allah'ın ve meleklerin peygambere salavat getirdiğini, salat getirdiğini, bu bağlamda Müslümanların da peygambere salat getirmesini istemektedir. Biz dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ve Hazreti Resulullah'ın hadislerinde bu konuda Müslümanlar her daim teşvik edilmektedir. Erzurum'daki salavat uygulamasının da bu şekilde bir gelenekten, bu şekildeki naslardan türediğini söyleyebiliriz. Ezandan sonra müezzin tarafından ezanın peşi sıra hemencecik salavatın getirildiğini görmekteyiz. Hayyâlel felâ. Muhammediye'den sonra salavat getirilmesi uygulaması çok eski bir tarihe dayanmaktadır. İlk olarak Memlüklülerde, Memlük Devleti'nde bu uygulamanın varlığından haberdarız. 1389 yılında El-Melikü Salih bin Eşref Zeynüddin zamanında bu uygulama getirilmiş. Ve bu uygulama bir rivayete göre Yavuz Sultan Selim zamanında Anadolu'ya da intikal etmiştir. Bu rivayete göre Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi esnasında bu ezan-ı Muhammediye'den sonra okunan salavat uygulaması hoş görülmüş ve Yavuz Sultan Selim Anadolu'da da bu uygulamanın yürürlüğe girmesini istemiş ve bu uygulama diğer şehirlerde, Anadolu şehirlerinde uygulanmış mıdır söz konusu ihtilaflıdır. Fakat Erzurum bu geleneği devam ettirerek günümüze kadar getirmiştir. Bir mümin haca gidip geldikten sonra ticarette uğraşmaz, bir şey üretmez. Ya bir etmeye bir mümin olabilir mi? Salavat sayesinde kişi ile Hazreti Muhammed arasında bir sevgi bağı oluşur. Hayatımıza baktığımız zaman biz zihnimizde bir takım olayları her daim kurgular, zihnimizi bir şeylerle her daim meşgul ederiz. Müslümanlar salavat sayesinde zihinlerini Allah ve Resulünün sevgisiyle donatırlar. Müslümanlar salavat sayesinde her daim Resulullah'ı hatırlar, onunla beraber olduğunu hissederler. Ezan sonrası salavat uygulamasının Erzurum'da ne zaman başlatıldığına dair kesin net bir bilgi söz konusu değildir. Fakat bidat olmayan ve Hazreti Muhammed'e methiye anlamında yapılmış olan bu uygulama, ezan sonrası yapılmış olan bu uygulama
güzel bir gelenektir ve günümüzde sadece Erzurum'a has bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Es-salatu ve's-selamu aleyk ya seyyidena ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyk ya seyyidena ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyk ya seyyidena ya